Selam arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hiç kusura bakmayın, asla şuradaki vizöre bakamıyorum. O yüzden ben kendime bakarak çekiyorum şu an bu videoyu. Tam da arkamda bir tane daha aynam var. O aynadan da kendime bakıyorum. Bugün saçımı düzleştirdim. Niye? Çünkü hep kıvırcık çıkıyorum karşınıza. Yani doğal halimle çıkıyorum. Gerçi benim saçım tam kıvırcık değil. Yani lüle lüle falan böyle. Bugün böyle yapalım dedim. Bilmiyorum beğendiniz mi? Aşağıya yorum olarak yazın. Şimdi ben bugün yeni evimizden size sesleniyorum. Hani YouTuberların böyle oluyor ya, işte biz taşınma aşamasındayız. İşte hani yeni eve geçtik falan diyorlar. İnanın bende de durum öyle oldu. Biz yine İstanbul'dayız ama... Fakat biz evimizi değiştirdik arkadaşlar. Şu an yeni evden size sesleniyorum. Yine Avrupa yakasındayız. Ama burayı, yani şu evi ben daha çok sevdim. Hani ışığı falan, o bu, her şey çok güzel. Şu an böyle oturarak çekiyorum bu videoyu. Fark ediyorum çok fazla dışarı çıkıp gezmeli video çekmiyorum. Ama onları da yapacağım. Merak etmeyin diyorum. Ben şu an kendimi çok garip hissediyorum. Çünkü saçım düz. Yani saçım düzken kendimi gerçekten garip hissediyorum ben. Sanki ben değilmişim gibi geliyor bana. Ben bugün çok garip bir konu buldum. İnanın böyle bir anda otururken aklıma geldi. Arkadaşlar, bizim hayatımıza yön veren batıl inançlarımız var. Kimse bana yok demesin. Hiç kimse. Şimdi böyle hani cool cool takılmak isteyen insanlar olur ya böyle, ya yok ya batıl inanç mı falan. Ben inanmıyorum diyenleriniz kesinlikle çıkacak ama ben biliyorum. Batıl inançlarınız var. Çünkü benim de var. Ya da çocukluktan duyduğumuz garip inançlar var. Yani şunu yaparsam böyle olur. İşte kara kedi görmek, yani siyah kedi görmek, işte ney? Uğursuzluğa sebep olur falan. Ya kedinin ne suçu var? Şimdi ben en bildiklerimle ben kendim başlayayım. Tamam mı arkadaşlar? İlk başta şu var. Bir saniye. Bir toparlanayım. Yani oldukça garip ama bu. Çok ciddiyim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ki elini bağlarsan şu şekilde, annen ve baban ölür. Niye? Yani ben elimi şu şekilde bağladım diye annem ve babam niye ölsün? Bunu bana annem söylemişti. Buradan annemi ifşalıyorum ama yani bu gerçekten hani ne manevi olarak ne... teorikte bir şey değil bu. Yani niye elimizi bağladığımızda annemiz ve babamızı kaybedelim, bu dünyadan göç etsinler? Şimdi tüm annesi ve babası ölenlere Allah rahmet etsin diyorum. Fakat böyle bir şeyle büyütülmek çok kötü. Çünkü insanın cesaretini kıran şeyler bunlar. Biraz da böyle psikolojik bir video oldu, farkındayım ama yani çok garip şeyler bunlar. Bence olmaması gereken şeyler. Ben bugün ne yaptım? Size Instagram'dan sordum. Dedim ki arkadaşlar dedim. Bana dedim duyduğunuz ya da sizin inandığınız çok ilginç batıl inançlardan bahsedin. Ve bu inançları hep beraber okuyalım dedim. Şu an bulunduğum yer o kadar sıcak ki ve aşırı derecede sıcak. Ses gelmesin diye de kapıları falan kapattım. Bu da bir YouTuber şeyidir. Tribidir yani, hani oradan anlayın da anlayın da. Hani ya çok sıcak işte falan böyle. Ya olduğunca doğal bir video olsun istiyorum ya. Şu an resmen yere oturdum, size video çekiyorum. Çünkü hoşuma gidiyor böyle şeyler çekmek. Şimdi buraya şu an iPad'imi koydum. iPad'imden okuyacağım ve ben size yazdım ya, bir sürü şey geldi. Bir sürü cevap geldi. Ben şimdi onu açacağım. Sizle birlikte okuyacağız, tamam mı? Yani insanlar neler duymuşlar? Onlara bakacağız arkadaşlar. İnanın o kadar şeyler var ki. Yani belki birçoğunu siz duydunuz. Belki hiç duymadığınız şeyler. Yani batıl inanç meselesi bana garip geliyor. Çocukken inandığım şeylerdi, yalan yok. Mesela elimi bağladığımda, elimi yani böyle yaptığımda annemin ve babamın öleceğini düşünüyordum. Çünkü öyle söylendi. Yani ve o zaman hayatı sorgulamıyorsunuz. Yani neden öyle falan demiyorsunuz. Ya da ben sorgulamıyordum, bilmiyorum. Çünkü şimdiki çocuklar daha çok sorgulayan bir nesil geliyor. O yüzden ben sorgulamıyordum. Bakıyorum. Bir arkadaşımız demiş ki duyduğum en batıl inanç ırkçılıktır demiş. Artı 10 puan. Kesinlikle öyle. Irkçılığa karşıyım. Biri demiş ki hangisini? Yani demek ki o kadar çok var ki hayatında. İşte bakın arkadaşlar, bunlar bizim gerçekten bakış açılarımızı, hayata
hangi açıdan baktığımızı falan yönlendiren şeyler. Teorikte kanıtlanabilirliği yok birçoğunun. Eğer ki ya Hilal ben şöyle şöyle bir inanca sahibim işte ve bunu yaptığımda cidden hani o şey başıma geliyor. İyi veya kötü her şey olabilir. Her batıl inanç kötü olacak diye de bir şey demiyorum yani. Çünkü olabilir. Mesela bir arkadaşım yazmış. Gece sakız çiğnenmez demiş. Bir şey daha demiş ama onu anlamadım. Dikiş yapılmaz. Gece neden sakız çiğnemeyeyim? Şimdi sakız çiğnemekten nefret eden insanlar var. Onu biliyorum. Ama niye gece sakız çiğnemeyeyim? Hemen şuraya bir tane ya da şuraya sakız fotoğrafı koyacağım. Gerçekten bunu yapacağım. Ya sakız çiğnemenin saati mi olur ya? Gerçekten. Yani çocukken sakızla uyurduk falan yani. Hani bilmiyorum belki siz yapmamışsınızdır ama ben yaptım uyumuşum mesela çocuğum tamam mı? Sokaktan gelmişim. Ondan sonra ona bunu falan böyle kurcalarken ben uyuyakalmışım. Bir baktım sakızla uyumuşum falan. Hani böyle şeyler hepimiz yaptık. Niye sakızla uyulmaz? Ya da niye gece dikiş yapılmaz ya? Belki bir yırtık var, bir sökük var, bir şey var. Yani niye dikiş yapılmaz ya? Gündüz niye yapılmasın? Bunların içi dolu değil. Yani niye var? Bir başka arkadaşım demiş ki, böyle kendimi radyo programında gibi hissettim ya. Bir dinleyicimiz falan diye. Bir arkadaşım daha demiş ki, bir erkek arkadaşına çakmak hediye edersen ya aranız bozulur ya da ayrılırsınız. Sevgilime, hayatımdaki insana çakmak hediye edersem ne olacak? Aram mı bozulacak? Bunun bir benzerini şey diyebiliyorum, saat. Ve ben yurtta kaldığım zamanlar, yani üniversite okurken yurtta kaldığım zamanlarda bunu yaşayan bir arkadaşım vardı. Yani kız saat almıştı sevgilisine. Hatta asansör muhabbetiydi, çok iyi hatırlıyorum. Biz dedi, bozuldu bizim aramız falan dedi. Saati verdi, bozuldu dedi. Sakınla sakın kızlar sevgilinize saati almayın dedi. Hilal buna inanıyor mu? İnanmıyorum. Sadece demek ki denk geldi. Hani birçok insan, aa evet ya ben de çakmak aldıktan sonra falan hani işte aramız bozuldu falan boyutunu yaşıyorlar bence. O yüzden inanmadım ama çok garip bir şey. Yani erkek arkadaşına, sevgiline çakmak hediye ediyorsun ve aranız bozuluyor. İlginçmiş. Böyle bir şey yaşayan var mı? Aşağıya yazsın yorum olarak. Yani evet ya Hilal ben de çakmak almıştım erkek arkadaşıma lisedeyken, üniversitedeyken ya da şu an güncel aldım ve biz kavga ettik çocukla falan dediğiniz var mı? Bir aşağıya yazın. En batıl yanlış ne diye sormuşum. Biri de demiş ki aşk. Sen şimdi çok derin girmişsin. Bir inanç mıdır aşk? İnanırsan aşktır herhalde yani o yüzden doğru. Siyah kedi görünce saçını çekmek. Ya bu siyah kedilerin bizden çektiği nedir arkadaşlar ya? Siyah kedi olmak istemezdim yani. Kedisin ve siyahsın diye bu kadar dışlanılabilir ya gerçekten. Kedilerde bile ırkçılık yapıyoruz. Yapmayalım yani. O bir kedi ve rengini kendi seçmedi. Ve o da bir canlı. Yemek yiyor, su içiyor. Sevilmek istiyor falan. Anladınız mı? Yani çok çok saçma. Yani saçını çekmek mesela kedi gördüğün zaman. Böyle şeyler yaptınız mı? Onu da istiyorum. Aşağı yazın ben yaptım. Şu an utanıyorum ama yaptım. Çünkü lisedeydik. Bir arkadaşım böyle saçını tutarak koşarak gidiyor. Ne oldu ne oldu falan dedim. Ya işte siyah kedi gördüm görmedin mi? Saçını tut falan yaptı. Cık, Allah Allah diyorum falan. Yani yapmıştım yalan değil. Ama sonra biraz daha böyle şey olunca dedim çok saçma yani. Biri demiş ki hangisinden başlayayım? Ne kadar değil mi garip olaylarımız? Evet. Buraya gelen mesajlar böyleydi. Bir de burada da bilgisayarım açık. Bilgisayarımdan da hani herkesin bildiği ya da bilmediği şeylere de bakayım dedim neler var. Mesela gece tırnak kesilmez. Bunu ben de biliyorum. Ve gece kesilmez. Ya gece 3'te de kesilir, sabah karşı 7'de de kesilir. Tırnağının kesilmeye ihtiyacı varsa bu kesilir. Yani o yüzden garip geliyor. Ülkede evlenmemiş bir kadın masa kenarına oturursa evlenecek erkek bulunamayacağına inanılıyor. Yani masanın kenarına oturursa bir bekar kadın evlenemezmiş. Ne mana yani. Ayrıca çirkin çocuklara sahip olmamak için alkol olmayan bardaklar tokuşturulmuyor. Ne? Nasıl yani? İçinde alkol olmayan bardaklar tokuşturulmuyormuş çirkin bir çocuğa sahip olmamak için.
Rusya'da birbirine çiçek verirken çiçek vermenin sayısı çok önemliymiş. Çünkü birine çiçek verirken tek sayılar kadar çiçek seçip vermeliymişiz. Çift sayıda çiçekler sadece cenazelere gönderiliyormuş. Yani kötü şansla karşılaşmamak için çantanızı ya da cüzdanınızı yere koymamanız gerekiyor. Yani ya bu biraz şey gibi sanki hani ne bileyim çantana ve cüzdanına önem ver, dikkatli ol aslında alt mesajı bu galiba. Böyle şeyler var arkadaşlar ya, ne diyorsunuz? Yani ne bileyim ben, çok garip ya. İşte mesela şey var hani ilk sol ayağını giyerek çıkma evden. Bu biraz dinimizde de var hani ilk adımınızı sağ adımınızla atın. Mesela bir araca binerken falan sağ adımınızla atın, işte sağ elinizle kapıyı açın. Bu gibi şeyler aslında dini boyutta baktığınız zaman çok mantıklı. Ama işte ne bileyim akşam olunca tırnağını kesme. Kafaya kuşun pislemesi en favorilerimden tabii ki canım demiş arkadaşım Betül. Buradan Betül'e de sevgilerimi gönderiyorum. Ya çok garip yani kafaya, evet kafamıza kuş pislediğinde bunun bir şans, bir bereket ve güzel bir şey olduğunu söyleriz. O yüzden garip, hemen hatta işte milli piyango biletleri falan alınır. Hiç onlarda da şansım yoktur bu arada. Hiç yani, hiç böyle amorti bile vurmamıştır, o derece söyleyeyim. O da çok garip. Mesela sağ el kaşındığında arkadaşlar ne oluyor? Para geliyor. Çok garip. Ondan sonra bir de şey var. Sağ ayak kaşındığında da yola gidiyorsun. Sol el kaşındığında senden para çıkıyor. Bir yere para ödeme yapıyorsun yani. Çok garip şeyler ya. İşte gözün dalıyor, tamam mı? Gözün dalıp gidiyor, eve misafir geldi demek mesela. Video bitti. Şimdi videoyu yorumlamanızı istiyorum. Yani sizin duyduğunuz ya Hilal ben şuna şuna inanıyorum ve gerçekten de hayatımda buna inandığım için şöyle güzel şeyler oldu. Ya da şunu yaptığım için çok ciddiyim, başıma şöyle kötü bir olay geldi. O yüzden ben inanıyorum dediğiniz her şeyi aşağıya yazın. Çok merak ediyorum. Benim de bazı inandığım şeyler var. İşte sizinle paylaştım zaten. Ama inanmadığım da şeyler var. Yani çok garip bir durum. Yani yine de bu gibi inançların bizim hayatımızı yönetiyor oluşuna ben sinirleniyorum açıkçası. Yani hayat o kadar aslında manevi ve maddi ki, yani her şey teorikte, birçok şey ispatlanabilir bir vaziyette ve devirde artık. O yüzden lütfen size kötü enerji veren, sizi yıpratan ya da işte korkutan, yani şu hareketi yaptınız diye anneniz babanız ölmeyecek ya, böyle bir şey yok. Mesela böyle şeylere inanmayın lütfen. Çünkü bunlar bazen bizim de ailemizin bilinçsizliğinden de kaynaklanabiliyor. Ben çocukken öyle olduğu için annemin ve babamın öleceğine inanıyordum. Yani bu çok kötü bir durum. Psikolojik olarak çok kötü bir şey. O yüzden bu gibi olumsuz şeylerin bizim hayatımızı yönetmesine izin vermeyin arkadaşlar. Aşağıya inandığınız tüm batıl inançları yazın. Benim okuduklarım size nasıl geldi hiç bilmiyorum ama ilk defa duyduklarınız varsa onları da yazın. Ya da ben bunları biliyordum dediğiniz şeyleri de bana söyleyebilirsiniz. Bu haftaki videomuz böyleydi. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı sakın 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 unutmayın. Çünkü biz bu yolda çok yeniyiz arkadaşlar. Biraz ondan da bahsedeyim. Önümde, yani önümüzde kat etmemiz gereken uzunca bir mesafe var. O yüzden bu mesafeyi ne kadar hızlı kat edebilirsek o kadar iyi. Kanalıma abone olun, kanalımı tavsiye edin herkese. Oldukça renkli, oldukça garip, aklıma gelen her şey hakkında içerik çekiyorum. O yüzden desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Sadece izleyip çıkmayın, abone olun ve kanaldaki küçük zil işaretini aktif edin. Ben size video attığımda bildirim düşmesi adına ve sevdiğiniz herkese benim videolarımı önerin. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz.